Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerikte bugün sizlerle beraberiz. Bu aslında daha önce bahsettiğim konulara ek bir konu. Fiber, internet binamıza kadar geldi. Yani dönüşüm kapsamı içerisinde binamda artık bundan sonra fiber internet var. Ve bu süreci ben size bugün anlatmak için sizden de gelen sorular üzerine yine yani sizden soru geliyor. Ben de ona istinaden bir video çekmeye karar veriyorum. Bu da daha önce benzer bir videolarım vardı ama kendi binamda yoktu. Bugünden itibaren hatta bir yani biraz daha önceki günlerden itibaren artık binamda fiber var ve fiber internet kullanmaya başladım. Cihazlarım değişti, yeni cihazlar takıldı. Tesisatım değişti, yeni fiber kablo çekildi. Ve artık fiber internet üzerinden kullanmaya başladım. Ha, ne fark vardı, ne değişimi oldu onu da size anlatacağım. Daha sonra nereye ne takıldı tesisat üzerinden ve cihazlarını size göstermeye başlayacağım. En sonunda hız testi yapıp videoyu bitireceğim. Şimdi öncelikle süreci daha önce ben size anlatmıştım. Nasıl isterseniz fiber için başvurumu yapmanız gerekirdi. Fiber internete nasıl başvurabilirim adlı videoyu da izlerseniz oradan görebilirsiniz. Benim bunda bir talebim olmadı. Yani bulunduğum bölge, oturduğum ev dönüşüm kapsamı içerisine girdi. Dönüşüm kapsamı içerisine girdiği için benim bir talebim olmadığından dolayı getirip binaya fiber kablo çekildi. Fiber kablonun üzerinde cihazı, kutusu konuldu. Aktivasyonları, onayları falan filan bunlar yapıldıktan sonra onay açıldı. Onay açıldıktan sonra biz de başvurumuzu yaptık. Başvurumuzu yaptıktan sonra da arkadaşlar geldi. Fiber kabloları çektiler. Yerine iki tane cihaz daha önce size anlatmıştım. Bir tane küçük bir cihaz. Fiber dönüşümünü yapan cihaz da yanında da bir tane modem taktılar. İkisini birbirine bağladılar ve internet kurulumumuz başladı. Bu süreç nasıl ilerledi? Biz ilk olarak dışarıda yetkili arkadaşları gördüğümüz zaman sordum ben onlara. Onlar da dönüşüm kapsamında olan binaları çünkü sokağımızın başındaydı bana gösterdiler. Şu 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 onların arasında benim binam da vardı. Ne kadar süre içerisinde yapılacağımı sordum. Bir hafta içerisinde olur dendi ve birkaç gün içerisinde oldu. Binaya fiber kablo getirildi. Binanın girişine kadar var. Daha sonra bir hafta içerisinde de oraya bir kutu konuldu. Fiber kutusu. Fiber kutusu konulduktan sonra hemen zaten aktivasyonuydu falan 3-4 gün içerisinde oldu bunlar. 3-4 günden sonra da zaten açılmış oldu ve başvurumuzu yaptık. Geçtik. Yani toplam 2 hafta ya sürdü ya sürmedi bu süreç. Yani binaya kablo geldikten sonra işlem biraz daha hızlı ilerliyor. Onu anlatmaya çalıştım burada size. Ondan sonra aktivasyonlarımızı, başvurularımızı yaptık. Cihazlar takıldı ve aynı gün içerisinde fiber internete geçtik. Burada şöyle bir durum var. İsteyen yani fiber kabloyu hangi firma çektiyse, Türk Telekom çektiyse mesela buraya Türk Telekom çektiği için Türk Telekom müşterileri direkt o an için hemen geçebiliyor. Atıyorum daha farklı firmalar geçmek isteyecekse müşteri kendi firmasını arayıp oraya başvurusunu yapıp fibere geçmek istediğini bildirmesi gerekiyor ki o da fibere geçebilsin. Geçmek isteyenler direkt hemen geçiyor. Geçmek istemeyenler ise o an geçmez veya internet kullanmıyordur. Tesisatla uğraşmıyordur. Tesisatını değiştirmek istemiyordur veya öyle söyleyeyim ama artık bir bina fibere geçtikten sonra artık onu kullanması gerekecektir. O da ayrı bir durum. Bizim tesisatımız biraz yani hareketsiz bir tesisat. Şöyle söyleyeyim. Yeni kabloyu çekilmeye uygun olmadığı için nasıl açıktan kablo çekildi. Açıktan kablo çekilmeye de şimdi biraz sonra tesisat videosuna geçtiğim zaman nasıl çekildiğini göstereceğim. Bununla ilgili sorular sordular. Bizim binamız eski. İşte iki kablo çekilecek yer yok nasıl olabilir diye. Bununla alakalı bir örnek olur en azından. Oradan da bakarsınız aklınıza fikir gelmiş olabilir. Şimdi tesisata geçelim. Tesisattan nerelere hangi kablolar nasıl çekilmiş onu size tesisat üzerinden göstereyim. Önce getirdiler arkadaşlar bu kutuyu koydular binaya. Fiber kutusu şu. Hatta bundan önce şu turuncu kablo var ya. Binanın ara geniş fiber kablosu bu. Önce bu turuncu kabloyu çektiler. Ondan yaklaşık bir hafta içerisinde şu kutuyu koydular. Bunlar da eski bakır tesisatlarımız yani eski hatlarımızın çalıştığı kutu da bu. Hemen onun yanına eklediler. Bu da tesisatlarımızın geçtiği kanal. Daha sonra bu kutuyu konduktan sonra da aktivasyonları falan yapıldı. Cihaz işlemleri, işte tanımlamaları falan filan bir hafta içerisinde onlar yapıldı. Daha sonra da şu sarı gördüğünüz üzere bantlamış. Bu kablolar çekildi. Bunlar dairelere giden fiber kabloları. Yine eski tesisatların yanından şu kanaldan doğru yukarıya çekildi. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkın. Ben kanal boşluklarını onu göstereyim size.
Çünkü burada kapalı bir tesisat sistemi yoktu. Açıktan daha bina yapılırken kanal içerisinde alınmış buralar. Kanal üzerinden çekilmiş tesisatlar. Yine fiber kablolar da bu kanalla beraber yukarıya doğru şöyle görüyorsunuz. Onunla beraber zarar görmeyecek ve düzgün bir şekilde çekildi. Bunun içerisinde de isteyenin geçtikten sonra bağlantının yapılacağı olduğu cihaz elemanlarının bulunduğu yer var. Şimdi benim katımdan bahsedeyim. Üçüncü kata çıktım. Bakın yine aynı. Şaft tünelinin olduğu, yani kablo kanalının olduğu yerden kablolar geliyor. Bakın iki tane kablo ayrılıyor buradan. Sarı fiber kablosu. Bir tanesi şöyle. Şuradan üstten şu duvardan geçmiş. Şu doğalgaz borusunun yanından. Şöyle yapalım. Doğalgaz borusunun yanından dairenin içerisine giriyor. Bu bana girer. Burada bir tane, boşta bir tane kablo var. Boştaki kablo da daha sonra isteyecek olan yan daire için yine bu güzergah üzerinden çekilip doğalgaz borusuna içeri girecek. Şimdi burada tesisatlar, yani tesisatlarda ilerlemek biraz zor. Burada tesisatlardan ilerlemek biraz zor olduğu için, gitmediği için, tesisatlardan hareket etmediği için dışarıdan kabloyu çekmesine uygun bulduk. Ve arkadaşlar oradan çektiler kabloları. Bu da burada hazırda bekliyor. Diğer taraf internet kullanmaya başladığı zaman veya fibere geçmek istediği zaman bu kabloyu kullanıp dairesine fiber internet bağlanacak. İşte biz geçelim buradan. Bu sarı kablo üzerinden doğalgaz borusunun yanında farklı bir delikle, hatta bazı benimkine delikle vardı. O oradan içeriye girdi. Ben buradan içeriye girelim. Sonra içeriye buradan girdi arkadaşlar. Şuradan şöyle kablo kanalıyla ben şöyle salona falan değil de evin orta noktasına olması için bu girişteki ayakkabı dolabının üzerine şöyle buraya cihazları bıraktım. Yine buradan da elektrik aldım sigorta kutusundan. Bir üçlü fişi uçlarını kesip sigorta kutusundaki herhangi bir sigortaya uygun şekilde bağlantılarını yaparak elektriği aldım. Bu tabi biraz tehlikeli iştir. Anlamıyorsanız hiçbir şekilde yapmayın. Bir elektrikçi çağırın. Ona söyleyin. İşiniz garanti olsun. Elektrik her zaman risklidir. Tehlikeye girmeyin sakın. Problem yaratabilir. Yani kullanacağınız cihazda da sigortada her zaman sorun yaşayabilir. Eğer elektrikten hiç anlamıyorsanız hiç uğraşmayın. Ben içinden bağlantısını yaptım kendim. Buradan 3'lü prizi aldım. Cihazları da getirdim buraya koydum. Şu şekilde 2 tane cihaz var. Bakın bu modem. Bu tam orta noktada olduğu için evin her yerinden 2.4 GHz, 5 GHz'in gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bu da fiber dönüştürücü cihazı. Onu da buraya koydum. Hem el altında olmuyor. Fiberin kırılması, kopması gibi sorunlardan da uzak bir şekilde bunu burada çalıştırıyorum. Burada da 2 tane fazla sarılmış olarak görüyorsunuz. Kedi kablo var. Ben tüyübü dolduğu için bir tanesiyle tüyübü kullanıyorum. Diğerinde de kablolu bağlantı için odanın birine yine kablo çektim. O da bir güzergah üzerinden şöyle dönüyor. Şuradan geldim. Bakın buradan içeriye kabloları deldim. Buradan aldım. Kablo kanalıyla götürdüm. Hatta doğalgaz borusunun arkasında olduğu için şu anda hiç görüntü kirliliği falan bile yapmıyor. Bu da elektrik prizim. İki normal üçlü bir tane priz aldım. Bunun uçlarından kestim. Buraya taktım. Gayet iyi bir şekilde de burada kalıyor. Ekstradan sıva üstü prizlerle falan uğraşmaya gerek yok. Alın ucunu kesin. Direkt buraya bağlantısını yapın. Sigortaya. Evin orta noktasından şöyle göstereyim. Biraz geriden. Bakın bu tam burada. Koyduğum yer burası. Sol tarafı da burada görüyor. Her türlü. Her yere. Hatta şurada ben şunu da göstereyim. Ben niye o yöntemi seçtim? Odaya almadım. Orta noktada olmasının yanı sıra ayrıyetten bunda benim eski bakır tesisatlarım. Bunlar hiç oynamıyor bile. Yani adam bunun yerine kabloyu bağlayıp içeri çekebilecek ya. Bu işte bunlar gitmediği zaman o işlem de yapılamıyor. O yüzden en ideali ve en uygunu hem de daha güzel bir şekilde onu orta noktaya almaya karar verdim. Bu tesisatlar artık kullanılamıyor. Bunlar artık iptal. Bunlar burada boşta kalacaklar. Bir işimize de yaramayacaklar zaten. İçinde anten geçiyor. Belki daha sonra anten kablosu bozulursa ikisini beraber söküp dekmeyi çekmeyi deneriz artık. Speed test programımızı açtık. Ekran kaydı yapıyorum bu arada. 5 GHz üzerinden hatta bağlayayım. Şimdi 5 GHz üzerinden de hız testimizi yapalım. Biliyorsunuz bizim yayınlarımızda, videolarımızda hız testini bütün izleyicilerim, bütün arkadaşlar izlemekte ve istemekte. Şimdi 5 GHz üzerinden hız testimizi yapalım.
100 megabit hattımız var. Şu anda ortalama 106, 107. Bunun 110 olduğunu da gördüm. 95 olduğunu da gördüm. Bunlar gayet normal sonuçlar. 120 megabit download. 8 megabitte upload hızımız var. Bu da ortalama 8.60, 8.70 olarak bir sonuç çıkacak. Yani 8, 7 bu sonuçlar için bu normaldir. Yani hatta iyidir. Şu normalde geçtim, iyidir. Yani 100 megabit bir hızda alabileceğiniz bir yerdeki modemi ve telefonunuzun kullanım özelliğine göre, yani telefonunuzun kalitesine göre de değişir bu tabii ki. 100 megabit'i de 80'de alabilirsiniz, 90'da alabilirsiniz. PlayStation'da kullanıyorsanız bazıları oyundan dolayı yani biraz daha kötü durumda oluyor. Bunu daha düşükte alabilirsiniz ama 100 megabit'i 5 GHz'li iyi performans veren ZTE marka bir modemde şu anda 107 megabit olarak alıyorum. Şimdi anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben onların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla bazılarını da görmüyorum. Şimdiden görmediklerimden özür dilerim. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.